Sevgili öğrencilerim merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci dönem ikinci yazılı sınavı yapacağız. Burada soruları beraber sorup cevapları beraber almaya çalışacağız. Arkadaşlar bu sınavda 14 tane soru var sizler için. Klasik, doğru yanlış, boşluk doldurma ve test sorularından oluşan harika bir sınav. Elimden geldiğince ünitelerin yani size sorulacak olan üniteleri kapsamaya çalıştım. Bu videoyu izledikten sonra sınava hazır olacağınızdan ben eminim ama mutlaka e, sınavlarla ilgili anlatmış olduğum o diğer ünite videolarında izlemeyi sakın ola unutmayın. Şimdi şöyle bir başlayalım sorularımıza. Birinci sorumuzda aşağıdaki şiir parçasından hareketle Tanzimat birinci dönem şiir anlayışı ile ilgili 5 madde yazınız demişim. Çok klasik bir sorudur arkadaşlar bu hemen hemen her sınavda da çıkar zaten. Hürriyet kasidesinden sadece 3 tane beyit koydum buraya. Görüp ahkamı asrı münharif sıtku selametten çekildik izzetü ikbal ile hükümetten. Şimdi devam ediyor. Baktığımız zaman beyitlerle yazılmış bir kaside formatında yazılmış. Ben sizler için tabi burada videoda zamanı çalmamak adına 5 tane maddeyi zaten yazdım. Toplum için sanat anlayışıyla hareket edilmiştir. Hürriyet gazetesinin zaten temel teması arkadaşlar toplumsal konular. Hak, hürriyet, eşitlik, adalet o zaman birinci maddemiz bu olacaktır. Divan şiirindeki parça güzelliği anlayışının yerini bütün güzelliği almıştır. Divan edebiyatında özellikle gazellerde hatırlarsanız arkadaşlar ee, parça güzelliği diye bir anlayış vardı parça güzelliği şiirin tamamının tek bir konuyu anlatmaması her beytin kendi içerisinde güzel yazılmaya ve kendi konusu etrafında şekillendirilmesiydi ama tanzimat edebiyatıyla beraber parça güzelliği anlayışı artık yerini bütün güzelliği anlayışına bırakmıştır biz bunu hürriyet kasidesinde de görmekteyiz Biçimde divan şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır. Bu bir kaside. Divan edebiyatın azım şeklidir bu. Tanzimat birinci dönemde de e, divan şiiri geleneğine özellikle biçimsel anlamda bağlı kalınmıştır. Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılıyordu. Hürriyet kasidesi de yine aruz ölçüsüyle yazılmıştır. O zaman tanzimat birinci dönemin özelliği olarak bunu da verebiliriz. İçerikte yenilikler vardır. Tanzimat birinci döneminden itibaren hak, Hürriyet, eşitlik, adalet, özgürlük gibi temalar şiirimize girmeye başlamıştır. Ben yine buradaki şiir parçasından hareketle böyle bir maddede yazabilirim. Şiirlere isim verilmeye başlanmıştır. Bakın bu şiirimin adı Hürriyet Kasidesi. E o zaman e, divan edebiyatında neydi onu da kısa bir hatırlatayım. Orada eğer şiirin nazım biçimi gazelse gazel olurdu şiirin başlığı kaside ise şiirin başlığı kaside olurdu ancak divan edebiyatında artık şiirlere de e, düzeltiyorum tanzimat edebiyatında artık şiirlere de isim verilmeye başlandı evet bu şekilde ben 6 madde yazdım sizlere genel geçer 6 maddedir bu öğretmeniniz size büyük olasılıkla 5 tanesini soracaktır şöyle ikinci sorumla devam ediyorum burada doğru yanlış sorusu yapmaya çalıştım aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına d yanlışlara y yazalım bakalım Tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. Hepiniz doğru diyorsunuz. En bariz, en bilinen e, cümlelerden bir tanesi. Sertfü'nün şiirinde sade ve anlaşılır bir dil anlayışı benimsenmiştir. Hadi canım oradan. Burada sade ve anlaşılır bir dil anlayışı mümkün değildir. Çünkü Sertfü'nüncular en anlaşılmaz kelimelerle, sözlüklerin dibinde kalmış kimsenin kullanmadığı kelimelerle, Arapça Farsça kelimelerden bahsediyorum, şiir yazmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla yanlış bir ifade. Milli Edebiyat Dönemi şiirlerinde vatanseverlik ön plandadır. Gayet doğru. Ahmet Haşim Edebiyatımızda sembolizmin en önemli temsilcisidir. Doğru bir ifade arkadaşlar, sembolizm deyince Ahmet Ayşem aklınıza gelecek, Cenab-ı aklınıza gelecek. Namık Kemal Hürriyet Kasidesi, Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi, biçimce yeni, içerik olarak eski nitelikler göstermektedir. Şimdi biçimce yeni demiş, yeni bir biçim yok burada. Divan Edebiyatı Nazım biçimleri devam ediliyor. İçerik olarak eski, hayır İçerik olarak yeni, biçim olarak eski olacaktı bunun doğrusu. O zaman buraya da yanlış diyorum. Cenap Şahabettin edebiyatımıza parnasizm ve sembolizm akımlarını tanıtmış olan sanatçıdır. Doğru bir ifade, biz bu akımları Cenap Şahabettin ile beraber tanıdık. Tevfik Fikret, Şermin adlı şiir kitabını aruz ölçüsüyle yazmıştır. Tevfik Fikret'in Şermin isimli çocuklar için yazmış olduğu şiir kitabı aruz değil hece ölçüsüyle yazılmıştır. O zaman bu ifadeye yanlış diyorum. Ziya Osman Sabah 5 hececilerin en önemli temsilcisidir. 5 hececiler. Videolardan hatırlayacaksınız. Hey of diye kodlardık. Halit e, Fahri Ozansoy, Enis Beyiç Kor Yürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Şamlı ve Ziya Osman Sabah ise arkadaşlar 5 hececilerin değil 7 meşalecilerin önemli bir temsilcisidir. Buraya yanlış dedim. Aruza Veda şiiri Halit Fahri Ozansoy'a aittir. Bu da yine doğru bir ifade olacaktır. Haydi zaman kaybetmeyelim. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Burada sizinle boşlukları dolduracağız. Şöyle birinci cümleyle başlayalım. Başkalarına ait düşüncelerin, sözlerin, verilerin, yapıtların tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanmaya yani çalmaya yani aşırmaya ne denir arkadaşlar? İntihal adı verilir. İntihal zaten aşırma anlamına gelmektedir. Bilimsel ve toplumsal konularda siyaset, ekonomi, sanat, spor ve benzeri alanlarda yazılan, açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarına makale adı verilmektedir. Makalenin sonunda yararlanılan kaynakların liste halinde gösterildiği bölüme kaynakça... Şöyle kaynakça diyelim Edebiyatımızda yazılan ilk makale Şinasi'nin yazdı. Bunu herkes bilecek arkadaşlar Bu e, en temel bilgilerden bir tanesi Her sınavda da sorulası bir bilgidir Şöyle tercümanı Şöyle kısaltıyorum Ahval Mukaddimesi olacaktır Siz onu e, pdf üzerinde Zaten pdf'inde paylaşacağım e, Uzatarak yazarsınız Tercümanı ahval mukaddimesidir Tercüman Ahval Mukaddemesi, Tercüman Ahval Gazetesi'nin ilk sayısında e, ön söz olarak yazılmış olan makaledir. Türk Edebiyatı'na Tanzimat'la birlikte batıdan gelen makale bir çeşit düşünce yazısı olup nokta nokta çevresinde gelişmiştir. Öğretçi metinlerin alt dallarına bakarsanız makalenin gazete çevresinde gelişen bir öğretçi metin olduğunu zaten göreceksiniz. Edebiyat ve Hukuk makalesi seret Fünuncuların başına bela olan makaledir arkadaşlar bu bu makaleyi kim yazmıştır? Hüseyin Cahit Yalçın yazmıştır. Ömer Seyfettin Genç Kalemler Dergisi'nde yayınladığı makale ile yeni dil anlayışının rotasını belirlemiştir. Bunu da herkes bilecek. Bu makalemizin adı Yeni Lisan Yeni Dil makalesidir. Burada birçok madde söylemişlerdi ve aslında dilimizin sadeleşmesinin de başlangıcı işte bu makaleyle başlamıştır. Şimdi şair dönem eşleştirmesi yapacağız. Çıkması muhtemel arkadaşlar bu sorular. Yani hocalarınız bunları sormayacak da neyleri soracak? Şimdi bakalım. Bu tarafta şairler, bu tarafta dönemler. Yahya Kemal Beyatlı dediğimde bak burada saf şiir var. Yahya Kemal önemli bir saf şiir temsilcisidir. Cenab Şahabettin Serhat Fünun'un en önemli şairlerinden bir tanesi. O zaman C'yi patlatalım. Ahmet Haşim dediğimde hayatının tamamında fecaatinin sanat anlayışını devam ettirmiş olan tek isimdir. Fecaati nerede? Şurada D maddesi. Namık Kemal arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz Tanzimat birinci dönem sanatçısı. Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat ikinci dönem sanatçısı. Mehmet Emin Yurdakul hani şu ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur, insan olan vatanının kuludur vardı ya. İşte Mehmet Emin Yurdakul, milli edebiyat dönemi sanatçısı. Tevfik Fikret dediğimde aklınıza Serhat Ünün, Ziya Gökalp dediğimde de yine aklınıza milli edebiyat akımı gelecektir. Evet arkadaşlar, şimdi de noktalama işaretleri diyeceğiz. Beşinci sorudayız, hiç hız kesmiyoruz, takır takır devam edeceğiz inşallah. E, noktalama işaretlerini uygun yerlere yerleştirelim bakalım. Yüzümü yıkamak için bahçedeki çeşmeye gittiğim zaman, göğsüm genişler, güçlenirim. E, küçük harfle başlamış. Küçük harfle başladığına göre buraya ben virgülü koyabilirim. Ayva ağacına bakarak 3-5 defa derin derin nefes alıp veririm. Sonra içimden belli belirsiz bir karartı geçi verir ve ben niçin biraz daha önce kalkmadım diye üzülürüm. Burada niçinin neyse büyük olduğuna göre demek ki bir alıntı var. Alıntının sonunda tırnağı yine kapattım. Arkadaşlar tırnak açtım kapattım ve alıntı cümlenin hangi noktalama işareti gerektiriyorsa o noktalama işaretini kullanmam lazım tırnağı kapatmadan önce. Niçin biraz daha önce kalkmadım ifadesi bir soru cümlesi olduğu için soru işaretini koyuyorum. Yani virgül, tırnak, soru işareti ve tırnak şeklinde olmalıydı. Şimdi gelelim şu şiirlere. En bilinmesi gereken şiirler almaya çalıştım size buraya birçoğu kitabınızda zaten geçmekte. Öğretmenlerinizin size bunları öğrettiğinden de eminim. elhan ile başlayalım arkadaşlar. Elhan-ı tabii ki Cenab Şehabettin'in eseridir. Şöyle nokta koyalım. han Yağma dediğimde herkes hep bir ağızdan tevfik fikret diyor duyuyorum. Sahra arkadaşlar ilk hatırlayın ilk neydi? İlk pastoral şiir evet Abdülhak Hamid Tarhan'ın eseri. Validem yine aynı şairimizin Abdülhak Hamid Tarhan'ın eseridir. Hürriyet kasidesi bilmeyeni sınava almıyorlar. Namık Kemal'in eseri arkadaşlar. Müntabatı Eşar. Müntabatı Eşar şu ilklerin adamı yok muydu? Kimdi o ilklerin adamı? Şinasi. Evet arkadaşım Şinasi'nin eseri. Han duvarları dediğim zaman Beş hececilerin en ünlü şairi Faruk Nafiz. Evet çok da kötü yazıyorum. Çamlı Ben. Piyale arkadaşlar e, Fecaati'nin Fecati'nin en ünlü şairi kimdi o? Ahmet Haşim. Evet Tamat'la devam ediyorum. Tamat yine Seret Fünuncu Evet Şehabettin'in eseridir. Sessiz gemi arkadaşlar Yahya Kemal. Beyatlı'nın tan sesleri dediğim zaman aklınıza milli edebiyatçı kim gelecek? Mehmet Emin Yurdakul gelecek. Şimdi geldik milli şairimize. Safahat kimin eseri? Mehmet Akif Ersoy'un eseri, üstadımızın eseridir. Heydar babaya selam. Bu da Türk dünyası edebiyatından sizler için almış olduğum bir şiirdir. Kimin arkadaşlar? Şehriyar'ın eseri Şehriyar. Evet. Bu eserleri bileceksin. Bu eserleri bil sınava gir. Zaten hepsini yapacaksın sınavda sorulan soruların. Şimdi size ön bilgiler verdim. Bu ön bilgilere bakacağız. Şu sarı alandaki boşlukları da doldurmaya çalışacağız. Aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarıyla uyguladı. Onun şiirlerinde parnasizmin etkisiyle biçim mükemmelliği, sembolizmin etkisiyle müzikalite görülür. Siz devamını zaten okursunuz. Ben en aşağıya bakacağım. Balıkçılar, Tarihi Kadim, Halukum Bayramı, Sis, benim için olay bitmiştir hocam. Kimden bahsediyorum? Tevfik Fikret'ten bahsediyorum. Beş heciler diye anılan şairlerden biri ve en çok tanınanıdır. Bak en çok tanınanı dediğin an zaten bu soruyu cevaplayabilirsin. Çam Devren, Deli Ozan, Çoban Çeşmesi. Paragrafın tamamını okumana bile gerek yok. Bahsettiğimiz isim Faruk Nafız Çamlıbel'dir. Realizmin şiirdeki halidir. Realizmin şiirdeki hali. Bu cümleden direkt zaten sen parnasizmi çıkartırsın. Devamını da sıf bilgi olsun diye okumanı istiyorum. Buraya Parnasizm diyorum. Semboller aracıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkileri Sembol dedi bak kardeşim. Sembolü gördün. Aklında hemen bir şüphe uyandır. E, izlenimler vardır demiş. Ahmet Haşim'i vermiş. Sen bunu oku. Ama ben buraya kimi yazacağım? Ahmet Haşim yazıyorum. Hangi edebi akımdan bahsediyorum? sembolizm zaten semboller aracıyla dediğine göre arkadaşlar burada bahsettiğimiz edebi akım e, sembolizm olmalıdır. Evet şimdi şu cümlenin öğeleri mesela pardon öğeleri demeyelim arkadaşlar uyarıyorlar sonra bizi cümlenin ögeleri meselesine gelelim. Arkadaşlar burada sizler için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birbirinden harika cümle aldım. Beraber bulacağız bunları. Siz bana oradan cevapları zaten söyleyeceksiniz. ABD'nin uzay çalışmaları ile saptadığı meteorolojik veriler Türkiye'nin rüzgar enerjisi bakımından zengin olduğunu göstermektedir. Cümle ögesi bulurken videoda da zaten anlatmıştım ben bunu. Önce yüklemi buluyorum. Yüklem ne burada? Göstermektedir. Peki gösteren ne? ABD'nin uzay çalışmaları ile saptadığı meteorolojik veriler. Şöyle çizeyim arkadaşlar şu kısım benim özlem olacaktır. Peki neyi göstermektedir? Türkiye'nin rüzgar enerjisi bakımından zengin olduğunu göstermektedir. Şurada görmüş olduğunuz kısım da nesne olacaktır. Cümle ögeleri bulmadan önce mutlaka hangi ögeyi hangi soruyla buluruz bunu bilmelisin. Ayrıca cümle ögesi bulurken tamlamalar parçalanmaz, kelime grupları parçalanmaz buna da dikkat etmek zorundasın soruyu yükleme doğru soracaksın. Cevaplar zaten tıkır tıkır gelecektir. Rüzgar potansiyeli bakımından zengin olan bölgelerimiz Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyılarıdır. Bak şimdi yüklemi nasıl buluyorum. Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyıları bu bir isim tamlaması. Dolayısıyla şuradan itibaren ben yüklem aldım. Peki Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyıları ne? Rüzgar potansiyeli bakımından zengin olan bölgelerimiz o zaman bu kısımda arkadaşlar benim özlem olacaktır. Yani bir yüklem bir özne. O anda karşı evden bir orta yaşlı kadın göründü. Göründü yüklem fiil zaten. Görünen ne ya da görünen kim? Bir orta yaşlı kadın. Bak yaşlı kadın demedim. Orta yaşlı kadın demedim. Biri de aldım çünkü bu da buranın sıfatı. O zaman buraya da özne dedim. Peki nerede göründü? Ee, pardon nereden göründü? Karşıki evden. Nereden sorusu size dolaylı tümleci verecektir. Ne zaman göründü? O anda göründü. İşte burası da benim zarf tümlecim. Fikirlerini açıkça söyleyen insanlardan korkmamalısın yüklem, korkmamalısın kim? Sen gizli özde var. Peki sen kimden korkmamalısın? Fikirlerini açıkça söyleyen insanlardan kimden sorusu Hangi ögeyi verirdi? Hatırla dolaylı tümleç. Fırtına yandıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Her ne kadar bu bir şiir de olsa yüklem bir kere önce bulunması gereken öge getirir. Getirir benim yüklemim, e, yüklemim. Ardından ikinci işim özneyi bulmak. Getiren ne? Getiren fırtınayı andıran orkestra sesleri. Getirme işini bu yapıyormuş arkadaşlar. O zaman burası sizin özneniz olacaktır. Peki ne getirir? Yani fırtınayı andıran orkestra seslerinin getirdiği şey ne? O da bir ürperiş olacak. Burası da senin nesnen. Peki neye getirir? Senin sinirlerine. Burası da dolaylı tümleç olacaktır. Yüklemi bul soruları sor ve sorular gerçekten doğru sorarsan cevaplar zaten kendini ortaya atacaktır. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal marşından bu mısrayı anlatmazsam olmaz. Şimdi dedim ya önce tamlamaları düzgün tespit edeceksin. Milletimin ilgi haleyekini gördüm isim tamlaması olabilir. Milletimin hakkı. Demek ki burada bir isim tamlaması var. Hakkıdır dediğinde dır burada olduğuna göre şurası yüklemin içerisinde olacak. Milletimin hakkı. O zaman millet ve hakkıdır sözcükleri İsim tamlaması oluşturduğuna göre yüklemin içinde olmalı. Bu milletin özelliği ne? Bu millet hakka tapıyormuş. Şurası da buranın sıfatı. O zaman hakka tapan milletimin hakkıdır benim yüklemim. Yani şurası yüklem. Hakka tapan milletimin hakkı olan şey ne? İstiklal. İstiklal özne. Şu kısım ise yüklem olacaktır. Evet arkadaşlar cümlenin ögeleri de böyleydi manzum hikaye biliyorsunuz yine sınav konularınızdan bir tanesi. Onunla ilgili bir test sorusu sordum. Manzum hikaye ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Biçimsel olarak şiire benzeyen hikayelere manzum hikaye denir. Genellikle didaktik özellikler gösterir. Manzum hikayede hikayenin yapı unsurları yani kişi, yer, zaman, olay örgüsü bulunur. Manzum hikayede olay anlatma, gösterme ve tek anlamlılık ön plandadır. En önemli temsilcileri Namık Kemal ve Şinasi'dir. Manzum hikaye, hikayenin şiir şeklinde bize sunulması demektir. Yani okuduğunda ahenkli, böyle bildiğin şiir okuyormuşsun gibi ama şiirde duygular veriliyordu ya bize. Manzum hikayede bize olay anlatılıyor, kişiyle, yerle, zamanla olay örgüsüyle. Arkadaşlar, zaten bu bağlamda düşündüğünüzde şuradaki bilgilerin doğru olduğunu görürsünüz en önemli temsilcisi Namık Kemal ve Şinasi değil. Hemen yazalım Tevfik Fikret ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur Manzum hikayenin en önemli iki temsilcisi. Evet demek ki cevabımız E şıkkı olacakmış. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrı içindeki sanatçıyla uyuşmamaktadır? Şimdi bilgi ve şurada sanatçı ismi var yanlış olanı soruyorum size şairi azam. Tezatlar şairi Abdülhakamit Tarhan demişiz. Doğrudur hocam. Sertfünün dergisinin sahibidir Ahmet İhsan. Bu da doğrudur. Cenge giderken adlı şiiriyle milli edebiyat şiirinin öncüsü sayılmıştır Ziya Gökalp. Hocam bir dur burada. Çünkü Cenge giderken şiiri Ziya Gökalp'in değildi sanki. Ama birazdan söyleyeceğim kimin olduğunu. Bülbül Küfe Mahalle Kahvesi Kocakarı ile Ömer Cenk şarkısı gibi şairin tanınmış şiirleridir. Mehmet Akif doğrudur efendim. Beşeciler diye anılan şairlerden biri ve en çok tanınandır. Faruk Nafiz burası da doğru. Cenge giderken şiiri şuraya çıkartıyorum. Mehmet Emin yurda kolun şiiri olacaktı. Evet devam edelim. Nefes yetmiyor farkındayım ama sonuna kadar gideceğim. 11. sorudayız. Bu parçada söz edilen şair hangisidir dedik. Milli Edebiyat döneminin bağımsız isimlerindendir. Şiirlerinde içinde yaşadığı toplumla ilgili siyasi ve sosyal konuları işledi. Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini yansıttı. Şiirde hayali değil gerçeğe esas aldı. Çok önemli bilgiler veriyorum yani realist bir adamdan bahsediyoruz. Gözlemlerini dönemine göre yalın bir dille yansıttı. Şiirlerinin tamamını arzu ölçüsüyle yazdı ümmetçi bir şair olarak bilinmektedir. En önemli eseri Safaattir hadi bunu da ben kopya vereyim size. Kimden bahsediyoruz hocam? Mehmet Akif Ersoy'dan. 12. soru aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir demişiz mesaj verme kaygısı güdülür. Saf şiir anlayışı ne demekti hatırlatalım. Sadece şiir için yani sadece estetik kaygılarla hiçbir ideolojinin etkisi altında kalmadan sanat için şiir yazmak demekti. Yani mesaj kaygısı falan olmaz saf şiirde. Bunu eyledim. Belirli bir ideolojiye dayandırılmıştır. Zaten biraz önce açıklarken bunun yanlış olduğunu söyledim. Öğreticilik ağır basmaktadır. A yanlışsa C zaten yanlış olacak bireysellik ön plandadır. Kelimelerin duygu değeri önemsenmemiştir. Önemsenmez olur mu yahu? Kelimelerin duygu değeri en fazla burada önemsenir. Bireysellik ön plandadır. Bizim doğru cevabımız olacaktır. Son iki soru arkadaşlar sıkın dişinizi. Makale ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceye geliştirme yollarına başvurulur. E tabii ki başvuracaksın. Ortaya attığın fikri ispat etmek zorunda değil misin makalede? Evet. O zaman bunlara başvurmadan nasıl ispat edebilirsin ki? O zaman bu doğrudur. Alıntılardan yararlanılır. Alıntı yapılan kaynak kaynakçada gösterilir. Doğrudur efendim. Bilimsel makaleler bir teze dayanır. Araştırma verileriyle desteklenir. Amaç bilgilendirme ve öğretmedir makalede zaten bir öğretici metindir makale. Genellikle öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılır. Bu da bir dur. Neden? Çünkü öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri öğretici metinlerde değil sanatsal metinlerde kullanılır genellikle. Dolayısıyla burada bir öğretici metin var. Burada ne kullanırız biz? Açıklayıcı anlatımı kullanırız. Haydi tartışmacıyı da kullanalım. Ama öyküleme, betimleme değil burada mevzumuz. Cevabımız Edirne. Evet 14. soru son sorudayım. Bilimsel metinler ve edebi metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilimsel metinlerde terimlere, Edebi metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir. Doğru. Herhangi bir problem yok burada. Bilimsel metinler nesnel, edebi metinler öznel bir anlatımla yazılır. Doğru. Bilimsel metinler herkes aynı biçimde anlaşılır, edebi metinlerde çok anlamlılık vardır. Evet, bir makaleden herkes aynı şeyi anlarken bir şiirden herkes kendi anlayabileceği, kendi duygusallığı nispetinde çıkarımlar yapabilir. Bu da doğru. Bilimsel metinlerde fiziki gerçeklik, edebi metinlerde kurgusal gerçeklik söz konusudur. Zaten edebiyat kurgusallık değil midir bir taraftan? Evet bu da doğru. Her iki metin türünde de söz sanatlarından yararlanarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaçlanır. Şimdi bilimsel metinde sen kime neyin estetik zevkini kazandıracaksın? O zaman cevabım yine Edirne olacaktır. Evet sona geldik arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Zaten beğenirsiniz, zaten abone olursunuz ben biliyorum. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.